Arkadaşlar merhabalar. Ben Avukat Ayhan Ömen. Ee, siz değerli takipçilerimizle bu haftanın çok önemli soruları ve konularından bir ikisini değerlendirmek için karşınızdayız. Siz değerli takipçilerimizden özellikle öğrenci olan takipçilerimizden ciddi anlamda Göçmenlik dairesinin çalışma izni imkanı sağlayıp sağlamadığını öğrencilere bunu bilmek için çok sayıda soru aldık takipçilerimizden ve bunu tabii ki cevaplandırmak için şu an karşınızdayız. Öncelikle şöyle söyleyebilirim. Göçmenlik dairesi felaket ortamlarında şu an yaşanan durum koronavirüsü felaketi de bunların örneklerinden bir tanesi. İşte doğal afetlerde sizin kontrolünüz dışında oluşan bu tip afet ortamlarında, öğrencilerin ciddi anlamda mali anlamda sarsılma durumlarından dolayı çalışma izinlerine yani kampüs dışı çalışma izinlerine imkan vermek için onlara çalışma izne başvurma imkanı getiriyor. Dolayısıyla şu an yaşanan koronavirüsünden dolayı ciddi anlamda siz değerli öğrenciler ciddi anlamda bir e, maddi sorunla ya karşı karşıyasınız ya da kalacaksınız yakın bir süre içinde ve dolayısıyla bundan dolayı da göçmenlik dairesi bu tip olağanüstü durumlarda öğrencilerin başvuru yapmasına imkan sağlıyor. Önemli olan nokta burada şu. Biliyorsunuz koronavirüsü çok ciddi anlamda başladı ve Amerika'da şu an neredeyse her yerinde örnekleri çıkıyor. Yaşanan vakalar ortada. Şu an New York'tan başlamak üzere California, New York, New Jersey, Connecticut gibi eyaletlerde sokağa çıkma yasakları bile gündeme geliyor. Dolayısıyla bu olayın kaç hafta süreceği şu an için belli değil. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç ay bile en az bu yaşanan felaketin etkileri e, ciddi anlamda hissedilebilir ve dolayısıyla öğrenci arkadaşları bu etkileyecek bir durum. Önemli olan nokta burada sizin mali kayba uğradığınızın gösterilebilmesi. Eğer Kampüs içi çalışıyorsanız ve sizin hatanız olmadan kampüs içi çalışma hakkınızı kaybettiyseniz o zaman bu durumda da siz kampüs dışında çalışmak için çalışma izne başvuru yapabileceksiniz. Diğer bir durumda eğer para birimi değerinin kaybolması ya da döviz kurundaki çok ciddi dalgalanmalar sizin mali bir mali anlamda zora düşürüyorsa bu da şartların arasına girebiliyor. Ee, onun dışında tabii ki öğrenim ve yaşam maliyetlerindeki aşırı artışlar ve eğer sizin Amerika'da okumanıza imkan sağlayan bir sponsorunuz var ise ve sponsorunuz şu an mali anlamda etkilenmişse finansal durumunda ciddi anlamda değişiklikler olmuşsa bu da sizi çalışma iznine başvuru imkanına getiriyor ve dolayısıyla diğer bir iki örnek olarak da şunu verebiliyoruz şartlar olarak sağlık faturalarınız olabilir, sağlık masraflarınız olabilir ve diğer önemli ve beklenmeyen giderlerden dolayı mali anlamda ciddi bir sorun yaşamış olabilirsiniz. Şimdi buradaki önemli olan noktaları tekrar geri dönüyorum. Şu an Amerika'da bulunan, öğrenci statüsünde olan, öğrenci vizesi olan ve okulunu devam ettiren, statüsünü kaybetmeyen öğrenciler Göçmenlik Dairesi'ne şu an yaşanan bu felaketten dolayı mali yardıma ihtiyaçları var ise çalışma izne başvuru yapabilecekler. Tabii bunun anlamı çalışma izne başvuru yapabilecekler. Dolayısıyla göçmenlik dairesi yapılan her başvuruyu kabul edip etmeme noktasında takdir yetkisi kullanacak. Her başvuruyu kendine özgü bir şekilde değerlendiriyor olacak ve dolayısıyla kabul edip etmeme takdir yetkisine sahip olacak. Ama bu gerçekten özellikle şu an bu yaşanan koronavirüsü felaketinde değerli öğrencilerimiz için çok inanılmaz bir fırsat olabilir. Ve bu fırsatla da şu an yaşanan bu çok çok kötü bir felaketi en azından ekonomik anlamda çok onlar için yük oluşturmamasını sağlayacak bu çalışma izni hakkını değerlendirmeleri gerekecektir. Siz değerli takipçilerimizden gelen diğer bir soru tabii öğrenci değil ama öğrenci statüsüne başvuru yapmış. Hala süreci bekleyen arkadaşlar var. Onlar biz de bundan faydalanabilir miyiz diye soruyorlar. Maalesef siz şu an için faydalanamayacaksınız. Öncelikle sizin göçmenlik dersine yaptığınız statü değişikliği başvurularının onay alması gerekiyor. Ne zaman onlar onaylanırsa ve bu felaket devam ediyorsa ve siz i sürecinde başlattıysanız ve okulunuza devam ediyorsanız tabii ki o zaman çalışma iznine sahip olabileceksiniz. Şimdi diğer bir durum daha bu hafta ciddi anlamda takipçilerimizden gelen tabi yaşanan bu korona virüsü sebebiyle ciddi anlamda Amerika'da şu an turist olarak bulunan ya da başka bir statüde bulunan statü değişimi yapmak üzere olan kişiler ciddi anlamda etkilenmiş durumdalar. Başvurularını yapamayanlar olabiliyor. Neredeyse statüsü kaybetmiş ya da kay yani kaybetmek üzere olan kişiler olabiliyor. Bu tarz durumda olan kişiler öncelikle eğer burada e, turist statüsüyle bulunuyorsanız bunun uzatımı için çünkü seyahat edemeyeceksiniz koronavirüsün etkisinin geçmesini bekliyorsanız o zaman e, turist uzatması için göçmenlik dersine başvuruların yapılmasında fayda var. Eğer bu arada statüyü kaybeden kişiler varsa onlar için de başvuruların yapılmasını ihmal edilmemesi gerekiyor. Göçmenlik Dairesi bu yaşanan özel felaketten dolayı süresini geçirmiş olan kişilerin başvurularının gecikme olsa bile affedeceklerini belirtmiş durumdalar. Dolayısıyla eğer yeni durumlar oluşursa, yeni sorular oluşursa siz değerli takipçilerimizle paylaşmak için karşınızda olacağız. Sağlıklı bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Kendinize dikkat edin. Sevgiler.